Lehte Sayın Hamza Çebi. Buyurunuz. Sayın Genç, Sayın Hamza Çebi'yi dinleyeceğiz lütfen. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun çoğunluğunu oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi grubu iç tüzük maddeleri arasında dağıldı, kayboldu, gitti. İç tüzük maddelerini aşamıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, iç tüzük maddelerinin birisinin diğerine üstünlüğü yoktur. Sayın Aydın bir şeyler söylüyor. 81. madde. Sayın Aydın, 81'e gitmeden önce şu 75. maddenin son fıkrasını okur musun? Ne diyor 75. maddenin son fıkrası? Tasarı ve teklifler eğer gündeme alınmışlar ise geri alınmaları için genel kurulun karar vermesi gerekir. Sayın Başkan da geri alma yönündeki talebi genel kurulun oyuna sunuyor. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Niye rahatsız oluyorsunuz? Sayın Aydın, böyle dürüstlük gibi bir şeyler söylediniz. Gelin size bu biraz önce yaptığım öneriyi bir daha yapıyorum, öyle yapalım. Diyorum ki şu Soma'yla ilgili, madencilerle ilgili olmayan, vatandaşın lehine olmayan, vergi, prim, borç yapılandırması kapsamında olmayan, tam tersine belirli işler için, belirli kişileri, iş adamlarını kurtarmak için, belirli kişilere belediyelerden taşınmaz vermek için getirmiş olduğunuz maddeleri çıkaralım. Bu tasarıyı hemen yasalaştıralım. Niye bu kadar uzatıyorsunuz? Bu tasarıyı uzatan sizlersiniz. Soma işçilerinin, Soma madencilerinin, maden işçilerinin haklarını alınmasını, bir an önce bu haklara kavuşmasını engelleyen sizlersiniz. Vergi, prim, borç yapılandırmasının bir an önce yürürlüğe girmesini engelleyen sizlersiniz. Çünkü toplumun gözüne hoş gözükebilecek bu düzenlemelerin arkasına hukuksuz düzenlemeler koydunuz. Çıkarın bunları diyoruz, geri adım atmıyorsunuz. İş tüzük maddeleri arasında kayboldunuz. İş tüzüğe bile hakim değilsiniz. Bakın, Sayın Başkan oylamaya sunuyor öneriyi. Ondan sonra ayağa kalkıp söz istiyorsunuz. Neredesiniz daha önce? Dinlemiyor musunuz burayı, kürsüyü, genel kurulu takip etmiyor musunuz? Değerli milletvekilleri, 100. maddeyi çıkarın. Hukuk devletini ayaklar altına alan kamu personelinin sürgün edilmesi halinde mahkemede hak arama yolunu engelleyen, mahkemenin o atamaya ilişkin olarak iptal kararı vermesi halinde iptal kararı uygulanmaz anlamında düzenleme yapan 100. maddeyi çıkarın. Özelleştirmelere ilişkin olarak iptal kararları uygulanmaz şeklinde düzenleme yapan maddeyi çıkarın. Meraları yapılaşmaya açan maddeyi çıkarın. Daha bir iki madde var. Bunları çıkarın. Bu tasarıyı hemen yasalaştıralım. Samimiyseniz, dürüstseniz gelin bunu yapalım. Hepiniz